Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biyoloji alan bilgisini bitirmiştik biliyorsunuz ki biyoloji alan bilgisini bitirdikten sonra lütfen ilk önce YKS çıkmış soruları ben çözdüm 2010 ve 2022 arasında o soruları ya çözümümü dinleyin ya da her e, soru çözümünün altında yani açıklama kısmında PDF'si var. PDF'den de kendiniz çözebilirsiniz. Anlamadığınız kısımları yine videodan izleyip anlayabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce lütfen YKS çıkmış soruları çözün. Daha sonra biz biyoloji alan eğitimi konularımız bittikten sonra da zaten ÖABT'de hem fen hem de biyoloji öğretmenliğinde çıkmış soruları konu konu yine çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi biyoloji alan eğitimine başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben bir eğitim bilimleri hocası değilim. O yüzden de hani çok eğitim bilimleri hocası gibi detaylı bir şekilde veya anlaşılır bir şekilde anlatamayabilirim. E ee, o yüzden şimdiden özür diliyorum sizden eğer eksik anlattıklarım olursa. E, kusura bakmayın şimdiden. Ben hazırladığım slayt üzerinden anlatacağım. Bu slaytı da bu pdf de açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar bu videonun açıklama kısmına. Mutlaka alın siz de elinizde not olarak bulunsun. Yaklaşık yan e, tahmin ettiğim gibi hani 4 ya da 5 video olur diye umut ediyorum. Bu arada Biyoloji alan eğitimine başlamadan önce ben daha önce size böyle bir video çekmiştim. Hani nasıl çalışmalıyım, nereden başlamalıyım diye o videoyu da izleyebilirsiniz. Yine burada da tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar eğitim bilimleri derslerinden özellikle öğretim yöntem teknikleri yani ÖYT ve program geliştirme derslerini mutlaka çalışmış olun yani o, onun konularını mutlaka bitirmiş olun ki buradaki anlatacaklarımı daha iyi anlayabilirseniz. Ben sadece biyoloji açısından daha çok soru gelen kısmını ÖYT'de de program geliştirmede de daha çok biyoloji ile ilgili olan kısmını anlatacağım. Yani mesela öğretim yöntem teknikleri var ya, onların biyoloji alanında hangisini daha çok soruyorlar? Bununla ilgili kısmı anlatacağım arkadaşlar. Yani ÖYT'nin tamamını tabii ki anlatmayacağım. 9. 10 ve 10, 11 ve 12. sınıfların kazanım ve konularını mutlaka bilin. Hangi kazanım, hangi konunun altında ki zaten hani hemen hemen çıkarırsınız. Bir de hangi konu hangi sınıfta? 9. sınıfta Canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri yani karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler var. Ve hücre ile canlıların sınıflandırılması var. 9. sınıf biyolojisi aşırı ağır bence. Yani buradaki bazı konular mesela sınıflandırma 10. sınıfa kaydırılabilir. Ama 10. sınıfta mesela biz anlatırken bazı derslerimiz boş geçebiliyor. E, o yüzden de hani boş geçir derken tabi soru çözümüyle bunu yapabiliriz. E, yani detaylandırıyoruz. Hani daha bizim için iyi oluyor ama 9. sınıf biyolojisi bence çok ağır arkadaşlar. Özellikle e, fen bilimlerinden direkt ayrılmış dallara gelen öğrenciler yani 8. sınıfta 7. sınıfta fen bilimleri dersi görüyorlar. Hani üçünü birlikte görüyorlar. 9. sınıfa bir geliyorlar fizik kimya biyoloji diye ayrıldı e, biyolojiye bir bakıyor bir sürü konu bir sürü ezberlenecek şey dolayısıyla çocuk 9. sınıfta biyolojiden soğuyor yani temel olarak soğumalarının sebebi bence budur diye düşünüyorum öğretmenle alakalı da olabilir ama konuların çok ağır olması nedeniyle de biyolojiden maalesef öğrencilerimiz soğuyor arkadaşlar bunu bir şekilde e, düzenlenmesi gerekiyor bence 10. sınıfta hangi konular var? Mitoz bölünme ve eşeysiz üreme, mayoz bölünme ve eşeyli üreme, yine e, kalıtım konumuz var. Bir de sonunda ekoloji ile ilgili küçük bir kısım, popülasyon ekolojisi dediğimiz kısım vardır. 11. sınıfta hangi konular var? Tabii ki başlı başına sistemler var, bütün sistemler ve son konu olarak da komünite ekolojisi var. 12. sınıfta arkadaşlar e, protein sentezi ve genetik şifre var. DNA replikasyonu da bunun içerisinde. Daha sonra e, fotosentez, hücresel sonu ve bitki biyolojisi var. 12. sınıf konuları da biraz ağır geliyor ama hadi tabii ki mecburen bu şekilde bölünmek zorunda. 12. sınıf biraz daha ağır konular. Özellikle bitki biyolojisini ilk defa gördükleri için çocuklar daha böyle anlaşılması zor konular haline geliyor maalesef ama büyük ihtimal hani e, anlaşılabilir şekilde yerleştirildikleri için özellikle ekoloji konusu sarmal bir şekilde yerleştirilmiştir. Hani hem 9. sınıfta hem 10. sınıfta hem 11 hem de 12. sınıfta ekoloji ile ilgili mutlaka bazı konular var. O yüzden de e, öğrencilerin bilişsel düzeylerine göre hazırlanmış programlar vardır. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bir de son olarak şunu da söyleyeyim. En son 2018'de yayınlanmış olan biyoloji öğretim programını mutlaka okuyun. Tabi orada da onunla ilgili de birkaç şey burada yazdım ama tamamını yazamadım. Hani e, çünkü burada benim anlatabileceğim tarz şöyledir. Hani burada okuyacağım onunla ilgili bilgiler vereceğim size. Alan bilgisinden Biraz daha farklı olacak arkadaşlar alan eğitimi. Hani okuyup geçiyormuş gibi gelebilir size. Benim en nefret ettiğim şey biliyorsunuz hani slayt üzerinden okuyup geçmek ama maalesef burada bazı durumlarda bunu yapmak zorunda kalacağım. Şimdi başlayalım. Biyoloji öğretim programının öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği temel beceriler nelerdir? İlk önce bunlara bakacağız arkadaşlar. Birincisi bilimsel bilgiyi anlayacak ve uygulayacak. Çünkü biyoloji bilimi de dahil Fizik, kimya, matematik bilimi gibi birçok bilimde ilk önce öğrencinin şunu anlamasını istiyoruz, bilimsel bilgiyi anlasın ve ilerleyen zamanlarda bunu uygulayabilsin. Mesela diyelim ki işte e, okulu bitirdikten sonra üniversite sınavına girdi ve üniversite sınavında bilimle ilgili bir bölüm seçti. Mesela bu matematik bölümü olabilir, biyoloji bölümü olabilir, fizik, kimya gibi bölümler olabilir. Bu bölümleri seçtiği zaman, Lisede öğrendiklerini üniversitede uygulayabilsin istiyoruz biz. O yüzden de ilk önce bilimsel bilgiyi anlaması gerekiyor, daha sonra da bunu uygulaması gerekiyor. Ne yapacak bunun için? İlk önce biyolojinin temel teorilerini, kavramlarını ve prensiplerini anlayacak. Yani bizim anlattığımız o hipotezler, teoriler, işte anlattığımız kavramlar, prensipler ilk önce bunu anlayacak. Daha sonra arkadaşlar biyolojide kullandığımız araştırma yaklaşımları hakkında bilgi ve anlayış kazanacak. Hani bilimsel bilginin temel süreçleri var ya, o süreçleri anlayacak, onlar hakkında bilgi sahibi olacak ve anlayış kazanacak bununla ilgili. Daha sonra bu öğrendiği bilgileri ve anlayışları kendi hayatında uygulayacak. Bunun yanı sıra da toplum, çevre endüstri, ziraat, sağlık ve teknoloji alanlarında biyolojik uygulamaları anlamında kullanması gerekiyor arkadaşlar. Yani diyor ki ben biyolojideki bilim bilgisini anlarsam eğer bunları diğer bilimlere de uygulayabilirim. Özellikle biyoloji ile ilgili olan çevre, endüstri, ziraat mesela sağlık, teknoloji ki teknoloji son zamanlarda gerçekten biyolojiyle çok kullanılmaya başlandı biyoteknoloji açısından. Bunlar da kullanması gerekiyor. Yani ilk önce bilimsel bilgiyi anlayacak ve bunları uygulayacak. Sonra bilimsel süreç becerilerine sahip olmasını istiyoruz. Araştıracak, sorgulayacak, problemi belirleyecek. Bunların çözümüyle ilgili öngörüde bulunacak. Yani çözümüne bir katkı sağlayacak. Daha sonra problemin çözümü için uygun bir yöntem belirleyecek. Yöntemi belirlediği zaman bunu en uygun ve güvenli şekilde uygulayabilecek arkadaşlar, özellikle deney yapabilecek, gözlem yapabilecek, bunlardan toplanan verileri tabloya, grafiğe, istatistiksel yöntemlere ve matematiksel işlemlere e, dökebilecek ve bunları bu anlamda sınıflandıracak, düzenleyecek, analiz edecek diyor. Yani deney ve gözlemi kısaca yapacak ve bunları rapor haline getirecek. Kısacası bu. Sonra ne yapacak peki? Burada elde ettiği delillere dayalı çıkarımlarda bulunacak. Mesela şu şöyle olduysa, o zaman bunun sonucunda bu olabilir gibi. Ve bulduğu sonuçları da ne yapacak bilimsel bulgularla karşılaştıracak. En sonda arkadaşlar, bu e, ürettiği süreç sonucunda. Bu düşüncelerini raporlayacak ve raporladıklarını da sunacak. Özellikle biz bu bilimsel süreç becerilerini yüksek lisansta görüyoruz. Hani yüksek lisans yapan arkadaşlar bilir, ben de yapmak istedim ama yapamadım. Ee, kriminoloji de yapmak istiyordum ama beni almadılar. Kriminolojiyi bir kere girdim, ondan sonra da daha denemedim açıkçası. Deneseydim belki olurdu. Ee, özellikle yüksek lisans arkadaşlar, yapan arkadaşlar bunu iyi bilir. Hani bu bilimsel süreç basamaklarını çokça kullanmışlardır. En sonunda da raporluyorlar bunları ve bir kurul karşısında sunuyorlar. Yani tezlerini savunuyorlar. Bu şekilde bir yöntemimiz var. Sonra diyor ki 21. yüzyıl becerilerine sahip olacak. Peki nedir bu 21. yüzyıl becerileri? Analitik ve eleştirel düşünmesi gerekiyor. Yaratıcı ve yenilikçi olması gerekiyor. Problem çözebilmesi gerekiyor. Bilişim yani e, bilişime sahip olması gerekiyor. Yani bilişim derken işte bilgisayar kullanımı gibi bu tür şeyler takım çalışmasını benimsemesi gerekiyor. Yani bireysel değil de daha çok takım olarak çalışmayı benimsemesi gerekiyor. Girişim, girişimci olması ve sorumluluk bilincine sahip olması gerekiyor arkadaşlar. 21. yüzyıl becerilerimiz biyoloji açısından bunlardır. Daha sonra bilim teknoloji ve toplum ilişkisine e, ilişkisi arasında bir bağlantı kurması gerekiyor. Mesela Biyolojide kazandığı bilgiyi, beceriyi, anlayışları hem kişisel, hem sosyal hem de ekonomik alanlarda uygulayabilmeli. Daha sonra güncel biyoloji uygulamaları hakkında bilinçli değerlendirmeler yapabilmeli. Mesela önüne bir bilimsel makale çıktığı zaman onu okuduktan sonra onunla ilgili bilinçli değerlendirme yapabilmesi lazım. Sürdürülebilir kalkınmanın ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarını içselleştirebilmeli. Yani Bunların işte hakkında düşüncelerini sunması yetmez. Ayrıca bunu kişilik haline getirip yaşamında da uygulaması lazım. Sürdürülebilir kalkınma nedir? Mesela madde döngülerini diyelim ki biliyor. Madde döngülerinde karbon döngüsü var biliyorsunuz. Karbon döngüsünün işte aşamalarını anlayıp Karbon döngüsü bizim için neler sağlıyor? Biz karbon döngüsünün sağlıklı bir şekilde olabilmesi için neler yapabiliriz? Bunları ekolojik açıdan, ekonomik açıdan, sosyal ve kültürel açıdan içselleştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmalı. Gelelim diğer bir başlığımıza. Bilime yönelik tutum ve değerlere sahip olması gerekiyor. Genel olarak bilimin evrenini hayatı anlamamızda yol göstericiliğini takdir etmesi lazım. Yani bilimi anlayıp onu takdir etmesi gerekiyor. Doğu olaylarını anlamalı, bunların bilimsel yaklaşımlarını ve sorgulayıcı düşünmenin önemini özümsemeli, yani içselleştirmeli. Daha sonra bilimin ve biyolojinin sunduğu bilgilerin sınırlılıklarını ve bunun nedenlerini fark etmeli. Yani mesela biz bir konuda araştırma yapıyoruz ama bunun belli bir sınırı olabilir. Mesela evrim konusu. Evrim konusunu araştırıyoruz ama bununla ilgili belirli sınırlılıklar var. Bu sınırlılıkları bilmeli, ayrıca bunun nedenlerini de fark etmesi gerekiyor. Bilimsel bilginin doğasını anlamalı. Bak yine bilimsel bilgi ile ilgili geldik. Mesela bilimsel bilginin delillere dayandırılabilir yapısını anlaması gerekiyor. Bilimde kullanılan delillerin kaynağını ve niteliğini bilmesi gerekiyor. Daha sonra bilimsel bilginin değiştirilebilir olmasını, değişimde etkin olan faktörleri bilmesi gerekiyor. Bilimde kullanılan yöntemlerin çeşitli olabileceğini, yine bilimde öznellik ve nesnelliği, bilimsel topluluğun yapısını ve bilimdeki toplum ilişkisini anlaması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bizim Biyoloji biliminin bir öğrenciye, bir öğrenene karşı sunduğumuz işte e, temel becerileri nelerdir? Bunlardır. Temel olarak başlıklarımız bu şekilde. Peki, öğretim programlarına gelelim. Öğretim programlarındaki öğrenme ve öğretme anlayışlarına bakalım arkadaşlar. Öğretim programlarının amaçları nelermiş? Öğrenme öğretme amaçları nelermiş? Anlayışları nelermiş? Bunlara bakalım. Bir kere Diyor ki öğrenci öğrenme sürecine aktif olarak katılmak zorunda. Eskiden geleneksel yöntemler vardı. Mesela benim zamanımda da vardı gene, geleneksel yöntemler. Ben e, 2011 yılında liseden mezun oldum ve 2011 yılından sonra biraz biraz değişmeye başladı bazı şeyler. E, bizim zamanımızda geleneksel yöntemler kullanılıyordu. Mesela nasıl yöntemler? İşte Hoca anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sana bilgiyi yüklemeye çalışıyor, çalışıyor. Sen sadece orada dinleyici konumundasın. Soru çözme yok. Hiçbir şey yok. Yani ben hani Bursa'da okudum. Bursa'da lise okudum. Ve Bursa'daki liselerden de iyi bir lisede okudum. Hani çok çok iyi bir lise diyeyim ama orta düzeydeki bir lisede okudum. Normal düz lise vardı bizim zamanımızda. Zaten benden sonra Anadolu Lisesi oldu tamamı. Ee, burada okurken, ne yapıyor? Bilgileri veriyor bize, bilgileri veriyor. Sadece matematik hocaları falan hani soru çözüm yapıyorlardı ama biyoloji olsun, fizik olsun, işte kimya olsun, hani sayısal konular olmadığı sürece sözel konuları böyle anlayıp ki anlatıp geçiyorlardı. E böyle olunca ne yapıyor? Öğrenci sadece orada bir kukla konumunda, bu sefer de aktif olarak katılmadığı için derse. Ne oluyor arkadaşlar? Belli bir süre sonra bilgiler unutulmaya hatta dersten sıkılmaya başlanıyor. Bu yüzden de ben en sevdiğim ders matematikti mesela, kimyaydı. Biyolojiyi de çok severdim ama anlamakta çok zorluk çekerdim. Yani mesela biyolojiye çalışırdım, çalışırdım, çalışırdım. E sınavdan alırdım 50, 60, 70 hadi çok fazla yüksek puanlar alamazdım. Bunun sebebi neydi? Tabii ki bizim öğrenmeye aktif olarak katılmamamızdan kaynaklanıyordu. O yüzden bizler öğretmen olduğumuz zaman ne yapacağız? Bunları göz önüne alarak dersimizi anlatacağız. Yani e, mesela hep kitaplarını ben inceliyorum. Map kitaplarında çok güzel yapılabilir deneyler var. Hani illa laboratuvar olmasına gerek yok. Mesela 9. sınıfta bazı deneyler var yapılabilir sınıfta. Mesela nişasta tayini yapma gibi e, deneyler var arkadaşlar ve asit-baz tayini yapma gibi deneyler var. Bunlar çok kolay sınıf ortamında da yapılabilir deneyler. Öğrenci bunları gördüğü zaman ne yapıyor? Dersi olan ilgisi artıyor, alakası artıyor. O yüzden de bizim mutlaka bu tür şeylere önem vermemiz gerekiyor. Benden size bir tavsiye. Ben e, inşallah bu sene hani biliyorsunuz atandım, atandım okula gittiğimde bu tür deneyleri yapıp deneylerin de çekimini yapmayı düşünüyorum. Eğer bir aksilik olmazsa bunları da YouTube video YouTube videolarıma ekleyeceğim. Sizler de izleyip en azından bir e, bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. En azından bu şekilde hazırlıklı gidebilirsiniz. Tabii ben böyle düşünüyorum. Bakalım okul ortamı nasıl olacak? Tam olarak bilemiyorum. Öğrenmede ön bilgiler önemlidir diyor öğretim programındaki anlayış. Diyor ki Öğrenmede ön bilgi önemlidir. Eğer bir öğrencinin ön bilgisi yoksa sen ona yeni bilgiler yüklesen de onu anlamaz. Mesela öğrenci ekoloji nedir bilmedikten sonra sen ona istediğin şekilde ekoloji ile ilgili konuları anlat anlat dur. Öğrenci hiçbir şey öğrenemez. Veya öğrenci kalıtımda monohibrit çaprazlamayı bilmediği sürece sen dihibrit çaprazlamayı anlat öğrenci onu anlamaz. Soy ağacını anlamaz O yüzden bizim ön bilgilerimiz önemlidir Mutlaka ön bilgileri bir süzmemiz gerekiyor Öğrenmede sorgulama ve araştırma önemlidir Evet sorgulayıcı araştırıcı ödevler vermemiz gerekiyor arkadaşlar Şimdi eskiden ansiklopedi falan vardı Hani gidip araştırırken öğreniyorlardı ama Şimdi hazır internetten pdf e bile indirip hazır elimize getirebiliyor Sadece performansı vermek Hani bir dosya olarak almak değil onu sınıfta sunumunu da yaptırmamız lazım Hani bunun için belki çok fazla zaman harcamamız gerekiyor olabilir ama işte haftada bir ders iki ders buna ayırabileceğimizi düşünüyorum. Güzel bir program yapabiliriz. Öğren, öğrenmede öğretmen öğrenci ve öğrenci öğrenci etkileşimi önemlidir. Özellikle öğretmen öğrenci etkileşimi çok önemlidir çünkü öğretmen dersi sevdirir arkadaşlar. Bir öğretmen eğer düz bir anlatım yapıyorsa sınıf yönetimine hakim değilse daha sonra işte öğrencilere çok sert davranıyorsa kendinden uzaklaştırıyorsa o ders sevilmez o öğretmen de sevilmez Burada öğretmenin hem kendini sevdirmesi gerekiyor hem de disiplinli olması gerekiyor. Yani bu yüzden yine burada bize tabii ki çok çok görev düşüyor. Öğrenci öğrenci etkileşim dönemidir. Özellikle mesela bazı öğrenciler arasında kavga dövüş olabiliyor. O tür öğrencilere birlikte bir performans ödevi verilerek hani aralarındaki ilişki düzeltilebilir. Sınıfta öğrenilen günlük hayatta uygulanabilmelidir. Özellikle zaten bizim konularımıza baktığımız zaman hani birçok konuda gerçekten de bizim günlük hayatta kullanabileceğimiz şeyler vardır. Mesela ben 11. sınıftaki sistemler konularını çok seviyorum. Çünkü kendi vücudumuzu anlatıyoruz. Kendimizi anlattığımız için de günlük hayatta bununla ilgili hastalıkları örnekler verdiğimiz zaman öğrencilerin daha çok dikkatini çekiyor. Mesela kalıtım. Kalıtımda saç rengi, saç şekli, kan grupları falan anlatıldığı zaman e, öğrencinin biraz daha ilgisini çekebiliyor arkadaşlar. Günlük hayatta uygulanabilmesi gerekiyor. Tabii bütün dersler için hani bütün konular için söylemeyeceğim ama örnek verdiğim konular için oldukça da günlük hayatta uygulanabilir konulardır bunlar. Öğretimde bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Bu da kesinlikle çok çok katıldığım bir şey. Eskiden bize ders anlatırken herkese eşit olarak düşünüp anlatıyorlardı. Ama böyle bir durum yok. Her birey kendine özgü bir anlama düzeyine sahiptir. Mesela bir kişi, mesela kendinizden de düşünebilirsiniz. Mesela ben bir konuyu üç kere işte okuduğumda veya üç kere yazdığımda anlarım. Bir başkası tek seferde anlayabilir. Bu yüzden bireysel farklılıklar mutlaka dikkate alınmalıdır. Eğer zor öğrenen bir öğrencimiz varsa onun üstüne düşüp onun daha iyi bir şekilde anlaması için ona ek ödevler, ek görevler veya ek dersler yapabiliriz arkadaşlar. Gelelim şimdi öğretim programındaki ölçme ve değerlendirme anlayışına. Şimdi ölçme ve değerlendirmenin yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden bahsedelim geçerli ve güvenilir olmalı. Ben o yüzden size dedim hani program geliştirme, ÖYT, ölçme değerlendirme derslerini bitirin diye. Ölçme değerlendirme ilgili de ölçme değerlendirme ile ilgili de sorular soruluyor bazen. Mesela puan hesaplamaları falan yapılıyor. O yüzden mutlaka önemli hani biyoloji alan eğitimine başlamadan önce eğitim bilimlerindeki bu üç dersi bitirmeye çalışın. Farklı öğrenme şekillerini ölçebilecek şekilde çeşitli olmalıdır. Evet mesela bilme basamağındaki, kavrama basamağındaki veya değerlendirme basamağındaki sorular olmalıdır. Soruları hazırlarken bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Üst düzey düşünme yeteneğini hedef almalıdır arkadaşlar. Yani bizim en üst düzeyimizde ne var? Değerlendirme var. Değerlendirme basamağında bir soru sormamız gerekiyor mesela biz ölçme değerlendirme yaparken, değerlendirme basamağında. O yüzden de dikkat etmemiz lazım soru hazırlarken yine. Öğretim süreci içerisinde sık sık uygulanabilir olmalıdır. Mesela bizler konu tarama testleri yapabiliriz. Veya işte performans ödevi verip onunla ilgili sözlü e, puanlar verebiliriz. Sözlü puanlarını bu şekilde verebiliriz. Yani bizim sürekli öğrencinin üstünde elimiz olması gerekiyor. Öğrencinin arkadaşlar öğrenmesinin düzey kalitesini artırmak için e, Öğrenme süresi boyunca mutlaka öğrenciyi izleyeceğiz. Bunlara imkan sağlayacağız. Ona göre de ölçme değerlendirme yaklaşımını temel alacağız. Şimdi gelelim 2018 müfredatına göre biyoloji dersi öğretim programının özel amaçlarına. Şimdi burada bilmem ne sayılı ikinci madde falan filan demeyeceğim. İlk önce biyoloji dersindeki öğretim programı ile öğrencilerde neler amaçlanıyor özel amaçlarımıza bakacağız. Arkadaşlar bir kere biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, prensip, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olması lazım. O yüzden bizler bilim insanlarının yaptığı deneyleri aktarıyoruz. Mesela Starling hipotezi değil mi? Huxley'in kayan iplikler hipotezi. Mesela bunları anlatıyoruz. Bunlar nedir bizim? İşte biyolojide sahip olan, biyolojide bulunan hipotezlerimiz, teorilerimiz. Bunları bilmesi gerekiyor biyoloji bilgisini ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmalarını. Mesela bir hastalık öğrendiği zaman, mesela tansiyon hastalığının nasıl ortaya çıktığını veya kolesterolün ne olduğunu, kolesterolün aslında bir hastalık değil, sadece herkesin kanında bulunup bazı kişilerde kolesterol düzeyinin yüksek olmasının işte beslenmeden kaynaklandığını bilmesi lazım ve bunu gidip etrafındaki insanlara anlattığı zaman Bununla ilgili böyle geri bildirimler, olumlu geri bildirimler aldığı zaman biyolojiye olan ilgisi de ne yapacaktır? Artacaktır. Bilim tarihi süresince biyoloji alanına katkı sağlayan bazı bilim insanlarını tanımaları. Mesela biyolojiye işte sağlığa tıpa en çok işte katkı sağlayan bilim insanlarından biri kimdir? İbn Sina'dır. İbn Sina'yı tanımaları gerekiyor özellikle Türk bilim insanlarından. Daha sonra arkadaşlar ee, bizim yine süreç içerisinde çokça anlattığımız bilim insanları var Yine mesela mendeli bilmesi gerekiyor Bunları e, tanımaları lazım Sonra bakıyoruz Biyoloji ve bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılması lazım Ve bu tartışmaları da değerlendirmesi lazım Bununla ilgili bir münazara yapılabilir Bir işte panel yapılabilir Böyle şeylerle e, tartışmalara katılmaları sağlanabilir Daha sonra Biyoloji dersinde edindikleri bilgiyi, beceriyi ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretebilir. Özgün çalışmalar yapmak için istek duyabilir arkadaşlar ki bu zaten bilim ilgisi olan çocuklarda görülmüş ama bilim ilgisi olmayanlarda da bu ilgiyi uyandırmak gerekiyor açıkçası. Bunu da yap yapılabilir. İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilmeleri. Yani bizler işte bir proje ver veriyorsak ona mesela DNA'nın yapısını bize araştır diyoruz. Bununla ilgili bir proje sun diyoruz. Mesela DNA'nın bir maketini hazırlayabilir. Bununla ilgili buluşlar yapabilir. Yeni şeyler katabilir. Mesela yaptığı makete farklı materyaller kullanarak farklı bir şekilde mesela dönmesini sağlayabilir. Hani sarmal yapısı var ya ilk önce onu düz, düz hale getirip daha sonra sarmal yapısını kazandırabilir. Bu tür buluşlar yapabilir arkadaşlar. İşlevsel projeler vermemiz gerekiyor. Yine canlılardan esinlenilerek geliştirilen teknolojinin farkına varması lazım. Bu nedir? Biyoteknoloji'dir, değil mi? Yine benzer yenilikler yapmak için istekli olmaları gerekiyor. Tabii bunun için biraz daha yüksek düzeyde olmaları lazım. Yani şöyle, biyoloji bilimine çokça ilgi göstermeleri lazım ki hani yenilikler yapmak için de istekli olması gerçekleşsin arkadaşlar. Bu yüzden de bu isteği bizim uyandırmamız lazım. Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini de değerlendirmeleri gerekiyor. Yine bilimsel çalışmalarda ve toplumsal hayatta etik değerlere sahip olmanın ve bu değerlere uygun davranmanın gerekliliğini ve önemini kavramaları yine gerekiyor aynı şekilde. Sosyo-bilimsel sosyo konular hakkında bilinçli değerlendirmeler yapabilmesi gerekiyor. Yani sosyo-bilimsel dediğimiz bilimle sosyal alanı birbirine bağdaştırıp onunla ilgili değerlendirmeler yapması gerekiyor. Yine bakın son olarak araştıran, eleştiren, düşünen, işbirliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, yine problem çözen, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Amacımız bu. Bir tane de öğrenci kazansak bizim için çok büyük bir kazançtır. Dolayısıyla bizim bunun için çalışmamız gerekiyor. Bu videomuzun son slide olarak değerlerimizden ve yetkinliklerimizden bahsedelim. Daha sonra sonraki videoda öğretim programının öğelerine geçeriz. Arkadaşlar öğretim programımızda yer alan kök değerler nelerdir? Bakın şunlar: Adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik. Bakın benim bunlar içerisinde en çok önem verdiğim şey vatanseverlik. Bir insan eğer vatan severse zaten hem etrafındaki insanlara iyi davranır hem de vatanı için elinden geleni yapar. Sorumluluk sahibi olur. Yani bizim çocuklarımızda bir vatanseverlik oluşturmamız lazım. Şu an mesela birçok e, gençlere bakıyoruz. Hani biz de yaşlı değiliz ama bizden daha küçük olan insanlara bakıyorum ben. İşte yurt dışına gitmeyi çok istiyorlar yurt dışında yaşama hayali kuruyorlar gidilebilir gidilmez değil orada gidersin belli bir süre yaşarsın eğitimini görürsün ama tekrar ülkene gelirsin öğrendiklerini ülkende uygulamaya çalışırsın bu tür ee, şeyleri yapabilmesi için onun en azından içinde bir vatanseverlik olması gerekiyor ki ben Türk milletinde zaten bu genlerin olduğuna inanıyorum sadece onları bizim ortaya çıkarmamız gerekiyor yani benim Söylemek istediğim şu içerisinde vatan sevgisi olan kişi yardım da sever, sorumluluk sahibi de olur, sevgi saygısı da olur, sabrı da olur. Diğerlerinin hepsi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama umarım bana katılıyorsunuzdur. Gelelim yetkinliklere. Şimdi Türkiye yeterlilikler çerçevesinde 8 tane anahtar yetkinlik varmış. Bunlara bakalım. Ana dilde iletişim zaten Türkçe biliyoruz. Yabancı dillerde iletişim mesela İngilizce öğretiliyor. Bazı okullarda Almanca dersleri falan var ama ben bunların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz her sene farklı farklı en baştan tekrardan alıyorduk. Her sene en başta tekrardan. O yüzden ben yabancı dillere karşı çok yabancıyım. Yani gerçekten hani çok da sevemiyorum açıkçası. Ama öğrenmek gerçekten çokça işimize yarıyor. Ve bizim için de gerekli tabii ki. Bir günde bunu yapacağım yani ben inanıyorum kendime yabancı dil eğitimi alacağım. Matematiksel yetkinlik ve bilim ve teknolojide temel yetkinlikler arkadaşlar bunları zaten biyoloji için gereklidir Dijital yetkinlik özellikle bu çok önemlidir çünkü dijital çağdayız değil mi? Yani bilgisayar, telefon, tablet elimizde her şey var bizim bu yüzden de dijital yetkinliğe sahip olmamız lazım Öğrenmeyi öğrenme ne demek bu? Mesela ben bir bilgi sahibi olmak istiyorum bu bilgiye nasıl sahip olabilirim? Yani öğrenmeyi öğrenmem lazım bu yüzden bu da çok önemli bir yetkinliktir. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kült kültürel farkındalık ve ifade. Özellikle mesela Türkiye'de çok farklı kültürel e, farklılıklar vardır. Bu farklılıkların farkına varma ve bunları da ifade edebilme özelliğine sahip olmamız gerekiyor ve sahip olan bireyler yetiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlk videomuz bu şekilde. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sonraki videomuzda nereye geçiyoruz? Öğretim programının öyelerine kazanım içerik bunlardan bahsedeceğiz. Yani bir nevi program geliştirmeye birazcık giriş yapacağız arkadaşlar. Evet sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.